uydu üzerinden dolandırıcıları takip ediyoruz diyerek dolandırmaya çalıştılar. Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan çiftçi Kadir Köse'yi kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan bir şahıs aradı. Telefon görüşmesinde dolandırıcı uydu üzerinden dolandırıcıları takip ediyoruz diyerek Kadir Köse'yi kandırmaya çalıştı. Parasının çalınmaması için acilen bankaya gitmesini isteyen telefondaki şahıs olayı kimseye de söylememesini istedi. Öte yandan mahalle muhtarı Abdurrahman Karakan ve Musa Balcı'yı da arayarak tek tek konuşan dolandırıcılar daha sonra ise telekonferans yaptılar. Konuşmalar üzerine bankada bulunan 20 bin liralık parayı kurtarmak üzere çiftçi ilçe merkezine doğru hareket etti. Bu esnada ise okuldan çıkan ve babasının telefon görüşmelerine şahit olan Abdülkadir Köse durumdan şüphelenerek durumu önce annesine sonra babasına anlattı. Yakınlarının ikna edemediği Köse'yi jandarma ekipleri ikna etti. Bankanın güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan ekipler şahısların kimliklerini belirlemeye çalışıyor. Çocuk taşımayla okuldan geliyordu. Yağmur yağınca çocuğu almaya kalktım. Çocuğu almaya giderken yolda beni bir telefon aradı. Dedi ben işte falan astsubay falan kimisinden. Dedim sıkıntı ne? Dedi paranı çekecekler bankaya yetiş. Ben evden çıkınca da evdeki çocuğumla karım jandarmayı arıyorlar. Jandarma arkadaşlar sağ olsunlar. Oradan benden önce bankadaki gereken şeyler yapıyorlar. Ben gittim orada. Beni karşıladılar yani bu şeyden kurtulmuş oldular. Vallahi hesapta herhalde 15 milyar vardı. Babamı aradılar. Babam okula beni almaya gelmişti. Ben dedim babam oradan neden duruyor? Yanına gittim. Babam dikine sus dedi jandarmalar dedi. Kapıyı örttürmedi bile bana. Ondan sonra eve geldik. Adamlar hemen demişler yanına çık gel demişler. Kimseye de söyleme demişler. Ondan sonra babamla çıkmış gitmiş. Ben de o havada emmimi aradım. Emmim hemen geldi. Annem yolda hemen jandarmayı aradı. Telaş söyledi. Annemin elinden çektim. Jandarmalar benden babamın telefon numarasını, TC'sini, babaannenin adını söylediler. Ben de söyledim. Tamam dediler. Biz sizden sen arayacağız dediler. Şşt.